Sivas, Orta Anadolu'nun en güzel illerinden biridir. Birkaç video önce Sivas merkezi tanıtan bir paylaşım yapmıştım. Bugün de Sivas'ın etrafını gezeceğiz. Tarihi köprülerle başlamak istedim. Bu köprünün adı Eğri Köprü. Kızılırmak Nehri üzerindedir. Selçuklu döneminden kalma bir köprüdür. Sivas'a giriş yönündeki araziden biraz yüksekte olan köprü çok hafif bir yükseltiyle metrelerce devam eder. En yüksek noktasına ulaştığında yaklaşık 130 derecelik bir açıyla sola döner. Önceki yükseltiye göre daha dik bir eğimle araziye sıfırlanır. İşte o yüzden Eğri Köprü deniyor. 1500'ün üzerinde kemer vardır. Kızılırmağı görüntülüyoruz Eğri Köprü üzerinden. Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğar, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülür. Bu da Kesik Köprü. Yine eski Sivas-Kayseri yolu üzerinde bulunan ve Kızılırmak üzerinde yer alan bir köprüdür. Bu da Selçuklu döneminden kalma bir köprüdür. Bu da Kızılırmak üzerinde konuşlanmıştır, söylemiştim. Kızılırmak 1355 kilometre uzunluğunda bir nehir. Bu uzunlukla Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğan ve kendi sınırları içerisinde denize dökülen en uzun akarsudur. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun illerinden geçer. Büyük bir kavis çizerek Bafra burnundan Karadeniz'e ulaşır. Bu da Yıldız Köprüsü. Yıldız Irmağı üzerinde inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir. Bu üç köprü de Sivas'a çok yakın. Ama en uzağı bu Ankara yolu üzerindeki köprü. Yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta Sivas'ın merkezine. Yani Sivas'a gitmişken buraları da göz atabilir ve benim çektiğim gibi fotoğraflar, eğer meraklıysanız, çekebilirsiniz. Şimdi Sivas'ın sevilen mesire yerlerinden biri olan Paşa Fabrikası'ndayız. Restoranlar var, piknik alanları var, yapay bir şelale var. Gerçi su kesikti, yapay nehir var, su kesikti, akmıyordu ama yani aktı zamanı da bilirim ben, çok güzel. Burası Sivas Kalesi'ydi. Şimdi Gökpınar'dayız, Gürün ilçesinde yer alan bir göl. Böyle rengi turkuaz rengindedir. Bayağı da derindir. İşte oradan çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Malatya yolu üzerinde. Gürün ilçesi sınırları dahilinde ve Divriği. Divriği'nin de en meşhur eseri 1200'lü yıllarda yapılmış Ulu Cami'dir. Aynı zamanda burası bir hastaneymiş, şifahane.
ve Divriği'nin sokakları öyle çok hoştur. Şimdi yavaş yavaş Erzincan yolu üzerine doğru hareket ediyoruz ve Hafik ilçesine geliyoruz. Hafik ilçesinde Hafik Gölü var. Gölden görüntüleri görüyorsunuz şu an. Bu arada fonda yer alan müziğin bestesi bana ait. Hafik Gölü yaklaşık 35 kilometre falan uzaklıkta Sivas'a. Onun 20 kilometre uzağında da Tödürge Gölü yer almakta. Tödürge Gölü'nü izliyorsunuz şu an. Sivas aslında hem şehir merkezi hem de etrafındaki bu tarz mesire yerleriyle gerçekten çok güzel bir il. Gezi programınıza almalısınız ve en az 4-5 gün ayırmalısınız derim. Burası Soğuk Çermik ve Altın Kale. Pamuk Kale'yi düşünün. Onun gibi aynı konseptte buranın suları kükürtlü olduğu için kükürt çöküyor ve böyle kahverengi bir renk bırakıyor. Aslında Pamukkale ile neredeyse aynı mantık. Burası da Hamidiye Kültür Merkezi veya Kültür Parkı. Burası yeni açılmış ama yakın bir zamanda eminim ki popüler olacaktır. Bu ağaçlar büyüyecektir. Ve bu parkın içerisinde aynı İstanbul'daki minyatür gibi Sivas'ta yer alan belli başlı eserlerin maketleri yer almakta. Buralar Haray'mış. Bakın Aşık Veysel ve Kangal Köpeği. Buralar Haray'mış. İkinci Abdülhamit'e at yetiştirilmiş. Daha sonra böyle kültür parkına dönüştürülmüş. İçeride bir de Savaş Atları Müzesi var. Ben girememiştim. Zamanım yoktu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.